Kardeşlerini öz nefsine tercih etmek nasıl olur? Bak benim canımın içinin vicdanındaki güzelliği görüyor musun? Velayet denen budur işte. Öz nefsine tercih etmek. Yani mesela biz buradayız. Yemek yiyeceğiz. Kapıda 3 Müslüman var. Benim önüme tabak geldi. 4 tane pirzola var. 3 pirzola onların, 1 pirzola da benim demektir. Bu ne biliyor musun? Bu farzdır. Velayet sisteminde bu farzdır. Mesela evin 5 odası var. 3 aile Yemen'den geldi. 3 aile. Diyorlar ya evimiz yok. Estağfurullah diyor. Ne demek evimiz yok? Ya ev sizin zaten diyor. Biz bekçisiyiz diyor yani. Müslüman. Ben bekçisiyim diyor. Ev bekçisi. Ev de sizin diyor. Buyurun. Derhal. Yatak yorgan yok. Estağfurullah diyor. Hemen. Yemek yok. Derhal. Hatta söyletmiyor bile. Bak söyletmeme nasıl? Hazreti İbrahim misafirleri görüyor. Geliyorlar. Yavaş yavaş yakışıklı böyle güzel insanlar. Nereden? Çölden geliyorlar. O pencereyi kapatır mısın yavrum? İbrahim, Hazreti İbrahim gidiyor. Selamun aleyküm diye kucaklıyor. Evet, evet. Ya tanımaz bilmez. Evet, evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyor. Buyurun oturun. Böyle güzel gölgelik yer alıyor. Nasılsınız, iyi misiniz falan. Hemen yardımcıdan söylüyor, bir buzağı hemen kesin diyor. Evet. Buzağı kesiyorlar, nar gibi kızartıyorlar. Sohbet ediyor arada Hazreti İbrahim. Evet. Söylemiyor ama bak. Evet. Nar gibi kızartıyor güzel orada, harranda, fırında. Kebap, kaymak, yoğurt, süt yanında. İkram onlar yani maşallah. Yere serdiriyor sofrayı, hazırlatıyor sofrayı. Misafirler diyor, buyurun diyor, buyurmaz mısınız diyor. Bak yeme gelir misiniz yok önceden, aç mısınız? Size yemek hazırlayayım mı yok. Sofrayı ne yapıyor? Hazırlıyor, bitiyor sofra. Sonra ne yapıyor? Buyurmaz mısınız? Onlar diyor ki, biz diyor yemek yemeyiz. Aa, Hazreti İbrahim'in bedbeniz atıyor. Çünkü biz yemek yemeyiz ne demek? İnsan olmayan varlıklarla karşı karşıya. Evet. Yani mesela diyor ki ta 3 günlük yoldan yürüyerek biz geldik diyor. Üst baş tertemiz. Zaten orada bir acayiplik var. 3 günlük yol. Yanlarında ne torba, ne file, ne yiyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey de yememişler. Yemek yemeye bizim ihtiyacımız yok diyor. Yani biz yemek yemeyiz diyor. Yani. Evet, evet, evet. Yani hani acıktık ama yemiyoruz demiyor. Yani bizim özelliğimiz diyor. Anlattığı o. Bizim özelliğimiz, biz yemek yemeyen varlıklarız diyor. Yani bizim özelliğimiz bu diyor. Ve korktu diyor Allah ayette. İbrahim korktu diyor. Bedbeniz atıyor yani. Korktu diyor. Çünkü insan olmayan metafizik varlıklar. Melek yani evet, belli. İlk defa melek görüyor yani, insan olarak yani. Sonraki olayları biliyorsunuz, gelişmeleri biliyorsunuz. İbrahim Ullazım bir peygamberdir. Biz de İbrahimiyiz. Peygamberimiz de İbrahimiydi. Onun Hanif dinine uyun diyor. Hazreti İbrahim tek başına bir ümmet diyor Allah. Ne zaman? İlk tebliğ geldiğinde. Şu an tek başına ümmet mi? Milyonlarca. Milyarlarca. Şimdi münafık onu nasıl anlar? Nasıl anlar? Tek başına. Şimdi ahmak ya. O tek başına zaten diyor. Yani ya ilk iman ettiğinde tek başına ümmet olmuş olmuyor mu? Peygamber ilk vahiy geliyor. O ne oluyor? İlk başta ilk tek ne mümin oluyor işte. Tek ilk tek başına bir ümmet. Sonra karısına söylediğinde ne oluyor? 2. Ali'ye söylediğinde ne oluyor? 3. Ebu Bekir'e söylediğinde 4. Zeyd.
Ve bütün sahabeler söylediğinde kaç oluyor? İlk başta 313 kişiydiler Ehl-i Bedir. Mehdi ashabı da 313 kişiydi. Şimdi nerede burada? Munafa sordum ya diyor tek başınaydı diyor. Peygamber tek başınaydı. Tek başına değil. Milyonlarca. İlk vahiy geldiğinde tek başına. O morarmış dilini ahirette koparacaklar. Bak dini İslam'ı dağıtmak için yaptığı taktiği görüyor musun? İslam'ı dağıtmak için yaptığı taktiğe bak, şahitliğe bak sen. O morarmış, kokmuş dilini cehennemde koparacaklar bura bura. Sahtekarlık yapıyorsun. Allah çok fazla ayette Müslümanların bilip olması gerektiğini söylüyor. Bir ayette şöyle söylüyor Allah, şeytanla Allah sanırım. Gartesimü bihadillahi cemiyan ve la teferruku. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Hocam Kur'an'ı biliyorsunuz Arapça baştan sona kadar ezberden bilir. Türkçe olarak da baştan sona kadar ezberden bilir. Hafızdır. Hem Türkçe hafızdır hem Arapça hafızdır. Manasıyla tek tek bütün ayetleri ezberden bilir. Evet. Yeryüzüne gezip dolaşmazma diye bildiriyor. Sizin yaptıkları için tebliği bırakıp tavsiye çıkar demiştiniz. Gezerceğiniz. Müslümanlar cihat ediyor peygamberimiz zamanında. Ya diyor ayet var diyor Resulullah. Yeryüzünde gezip dolaşın diyor. Ben şimdi gidiyorum diyor. İran'a diyor. Allah'ın emrini yerine getireceğim. Siz savaşın diyor. Evet. Yani tam münafık üslubu. Evet. Sahtekar yani. Vekil olarak Allah yeter ayetini kullandıklarını evet. Söylemişsiniz. Vekil olarak Allah yeter diyor. Yani Müslümanlara ihtiyaç yok diyor. Allah Müslümanlarla beraber yaşayın diyor. Yüzlerce ayet. Kurşundan kaynatılmış binalar gibi saf bağlayarak mücadele edin. Ayrılıp dağılmayın. Diyor Allah ayette açıkça. Siz bir ümmetsiniz diyor. Ümmet tek bir topluluksunuz diyor. Bir mümine bir yerde bir saldırı oldu. Bütün Müslümanlar birleşip ona karşı mücadele etmesi gerekir diyor. Adam buna gerek yok diyor. Bak Allah'ın ayeti açık diyor. Şeytanlık yapıyor. Onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız diyor. Bildiği halde anlamazlıktan geliyor. Kafirler birbirlerinin dostlarıdılar. Eğer siz de bunu yapmasanız yeryüzünde büyük bir fitne çıkacak diyor Allah ayetinde. Tabii. İnşallah. Kehf suresi 28'de Cenab-ı Allah sen de diyor bak şeytan Allah'ım sen de sabah akşam 24 saat yani. Allah'ın rızasını isteyenlerle birlikte sabret sakın ayrılmayın diyor. Münafık ne diyor? Bilakis ayrılalım. Herkes ayrılsın evet. Diyor. Küfre ayrılın demiyor münafık. Bak küfür dağılsın demiyor. Münafıklar dağılsın demiyor. Kime diyor biliyor musun? En etkili gördüğüm Müslümanlar siz ayrılıp dağılın diyor. Bak küfre dağılın demiyor. Homoseksüeller efendim, Darwinistlere, PKK'ya, FETÖ'ye hiçbirine dağılın demiyor. Aman diyor Müslümanlar diyor. Hemen dağılın diyor. Münafı. Ya diyor nereden anlıyorsunuz münafı? Nereden çıkarttınız? Hayret ettim diyor. Nereden alamet buldunuz diyor. Ya lamba gibi yanıp sönüyorsun. Bağırıyorsun münafık diye. Hayret ya nasıl anladınız diyor. Tam şeytanın mantığı demiştiniz. Şeytan da öyle. Kendi saptığı için diğer insanları da saptırmak istiyor. Onları saptıracağım diyor. İddiası o. Münafık da öyle. Müslümanları alıkoymak istiyor. Tabii. İstiyor ki diyor münafıklar. Beraber olun, birlikte olun. Ahlaksızlığı, adiliği, karaktersizliği yaptıkları için. Bir olmanızı istediler diyor. Yani aynı duruma düşmenizi istediler. Onun için gece gündüz münafık kudurmuş gibi gayret eder Müslümanları dağıtmak için. Şimdi dağıtmak istedikçe Müslümanları ne yapıyor? Daha kuvvetli kenetleniyor. Daha kuvvetli kenetleniyor. Daha güçlenir. Daha bereket gelir. Sevabı en yüksek münafıklarla yapılan mücadeledir Müslümanlıkta. Küfürle mücadele eden kat kat kıyaslanmayacak derecede üstündür. Yani birse münafıkla mücadele bindir. Öyle düşünün. En makbul mücadeledir. Adnan Bey siz bir sohbetinizde münafığın etrafına Kur'an'la set çekmek lazım söylemiştiniz. Yani Kur'an'la mücadele edersin. Set derken o set dinlemez zaten münafık. Yani o Allah'ı dinlemiyor. Yani Kur'an'ı dinlemez zaten de ama Allah onların seddini cehennemde meydana getiriyor. Cehennemdeki duvarı aşamıyorlar.
Yoksa münafığı Allah zaten yaratmasa müminlere nimet olmaz o. Münafığın olması müminlere nimet oluyor. Yani müminin cenneti münafıkla genişliyor. Münafıkla yaptığı mücadeleden dolayı sevabı artıyor. Bir müminin münafığı olmadığında en büyük felakete uğramış demektir. Ya çok büyük felakettir. Yani müminin münafığı yoksa en büyük felakettir. Bereketi kalmaz. Yani her türlü bereketi gider Allah size gelsin. Sevabın yolu, mücadelenin yolu, bereketin yolu, azmin yolu, aşkın yolu, gayretin yolunu Allah oraya bağlamış. Münafıkla mücadeleye bağlamış. Küfür ikinci derecedendir. Çok daha geridendir. Allah'ın ayetlerini görmek bakımından da çünkü çok geniş bir münafık tarifi var. Hepsinde yerine geliyor. Tabii. Bediüzzaman diyor ki neden diyorlar, soruyorlar Bediüzzaman'a. Kafirlerle ilgili ayetler neden daha az? Münafıklarla ilgili ayetler çok çok fazla diyorlar. Yani kıyaslanmayacak derecede fazla. Yani mesela 1:100 öyle. Kafirden diyor münafık yüzlerce kat, binlerce kat eşeddir diyor. Yani destası zalimdir diyor. Yani çok azgın, aşağılık bir gruptur, pislik bir gruptur diyor. Bu zalim destaslar diyor. Küfürle kıyaslanamayacak kadar aşağılık bir mahlukattır. Şeytani zekavetle diyor bak. Şeytani zekavetle hareket ettikleri için çok eşeddirler diyor. Ve gizlidirler. Müslümanların aralısına sızdıkları için diyor. Ayrıca diyor yani saldırganlık güçleri daha şiddet olur diyor. Onun için Kur'an bunlara daha şiddetle vuruyor diyor. Sevabı çok yüksek. Maşallah. Evet. Onları inkar edenler gibi hesaba çekilmez demiştiniz. Tabii Allah mesela onları sorgusuz sualsiz cehenneme atıyor. Evet. Onlar yine öyle kendilerince alışmışlar kafalamaya, evet. Açıklamaya. Evet. Allah hiç konuşturmuyor. Al direkt cehennem. Gayya çukuruna dökülüyorlar. Yani cennet gılmanlarını Allah emrediyor. Tuttuğunu atıyor. Tuttuğunu, onlar gitmiyorlar şeye. O kuyunun kenarına kadar geliyorlar. Gayya kuyusuna. İnmek istemiyorlar. Yani aşağı inmek istemiyorlar. Allah diyor ki tutun onları aşağı atın diyor. O şeyler var. Cehennem gılmanları var. Çok güçlü kuvvetliler. Ve görünüşleri onlara çok korkunç görünüyor. Normalde direniyor bunlar. Evet. Ama gılman o kadar güçlü ki direnemiyor. Onu kaldırdığından aldığından onun içine atıyor. O bir de dipsiz kuyu gibi yani çarpa 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 ta en dibine kadar gidiyor. Dibini buluncaya kadar gidiyorlar. Evet. İşte onun için diyor Bediüzzaman bir münafık ölüyor. Sahabelerle birlikteyken böyle güm diye bir ses duydu böyle. Zangır zangır ses. Peygamberimiz durduk yere diyor ki falanca münafık diyor. Bir münafık. Hayır yok yok öyle de değil. Sonra sahabe açıklıyor. Şu an diyor 70 yıldan beri diyor cehennem tarafına yuvarlanan bir taş diyor cehennemin dibini buldu şu an diyor. Bu ses onun sesi diyor. Şimdi anlayabilirsen hiçbir şey anlamıyorlar tabii sahabiler. Biraz sonra koşarak sahabelerden birkaç kişi geliyor. Ya Resulullah diyor soluk sola. İşte ismini veriyorlar. Şu isimli münafık, 70 yaşında olan münafık. Şu an diyorlar öldü. Yani cehennemin dibini buldu diyorlar. Peygamberimiz hiç açıklama yapmıyor. Yani sahabe yani çok açık anlaşıldığı için açıklama yapmıyor. Yani genelde böyle peygamberimiz çok kapalı konuşuyor. Yani mesela ahir zaman olaylarını anlatırken de öyle. Tafsilat ona bırakılır diyor peygamberimize. Sadece haber verilir. Cebrail haber verir. Tafsilat ve tevil peygambere bırakılır diyor. O kendi belagatıyla temsiller suretinde anlatır diyor. Yani Allah ona nasıl kalbine vahyediyorsa temsiller suretinde belagatıyla anlatır diyor. Ancak diyor bak vukuundan sonra geç yavrum. Oraya geçebilirsin. Vukuundan sonra tevilleri anlaşılır. İlimde rasih olanlar diyor. Rusuh sahibi yani açık olanlar. Allahu alem ve bil sevap diyerek bu gizli hakikatleri ishar ederler diyor. Ama vukuundan sonra anlaşılır diyor.
Hukukundan evvel anlaşılamaz diyor. Mesela münafıkların en rahatsız olduğu şey mehdiyet ve Mehdi'nin alametleridir. Bütün münafıklarda bu vardır. Bazı kendini bilmeyenler de yahut bilgisi eksik olanlar da efendim yahut kendinden ve muhalif kafalarda da oluyor. Ayrı da fakat münafıkları en rahatsız eden Mehdi'dir. Yani akıl almaz bunalırlar. Çünkü şeytanın en büyük düşmanı olduğu için Mehdi. Şeytan aman der ona saldırın. Beni yok edecek diyor çünkü bak beni ezecek, beni öldürecek, beni kurtarın der. Onun için münafıkları sürekli kışkırtır Mehdi'ye karşı. Ahir zamanda şimdi çok katlamalı olacaktır. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Akıl almaz bir azgınlıktan atağa geçeceklerdir. Mesela Tayyip Hoca'ya da bu kadar azgın saldırılmanın sebebi şeytanın emir vermesi. Deccal'in emir vermesi fakat malzeme de bulamıyorlar. Evet. Daraldılar yani. Nereden vuracaksın? Ya insan en basit mantıkla düşünün kardeşim. Kaç yıldan beri iktidarda bu insan? Yıllardan beri iktidarda. CIA'yı, MI6, şu bu falan hepsi bütün istihbarat örgütleri bütün gücüyle abanmış. FETÖ bütün gücüyle abanmış. Polis içindeki imkanları, MIT'in içindeki imkanlarını yapmış. O zaman sızmışlardı oralara. Şu an temizlendiler ayrı mesele. Ne buldunuz? Hiç. Evet. Ne buldunuz? Hiç. Hiç. Ne buldunuz? Hiç. Ya yoksa yoktur artık ne uğraşıyorsunuz ya? Daha hala uydurma peşinde. Bir şey çıkaramazsınız. En gizli olduğu düşünülen toplantıları bile dinlemişlerdi o dönemde. Maşallah. Sizin manevi desteğiniz de çok önemli. Sizi de aşıp geçemediler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Tayyip Hocam manevi himmet altında. Bak açıkça söyleyeyim. Darbenin olmamasının nedeni himmettir. Darbenin olmamasının nedeni himmettir. Bak bunu yazılacak, bunları göreceksiniz. Hızır'ın bereketidir. Mehdi'nin duasıdır. İsa Mesih'in duasıdır. Sebep bu. Darbe gecesi de söylemiştiniz. Bu millet inayet altında görevli. Hiçbir şey olmaz. Evet. Evet. Söylerim ama girdim.